Sevgili öğrenciler merhaba. Sosyalci Erdal Hoca 2023-24 yıllarında beraberiz. Öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi konu videolarını çekmeye devam edeceğiz. Okula gelmeyen, hasta olan raporlu öğrencilerimizin notlardan faydalanması için birebir ders öğretmenden dinlemesi için bu videoları çekme kararı vermiştik. Öğrencilerin yoğun talepleri üzerine videoların çekileceğine söz vermiştik. Yazımız çok güzel olmayabilir ancak kalite tartışılmaz. 6. sınıf 1. ünite birey ve toplum. Bireyi ve toplumu ele alacağız. Rol, burada bulunan alt başlıklarımızı değerlendireceğiz. Rol, bir grup içerisinde üzerimize düşen görev olarak değerlendirebiliriz. Örnek vereyim. Aile içerisinde sen bir çocuksun ya da baba ya da anne, sınıfta öğrenci, sınıf başkanı gibi söyleyebiliriz. Örnek, çocuk olmak bir roldür. Sınıf başkanı bir roldür. Roller ikiye ayrılır. Doğuştan kazanılan roller, sonradan kazanılan roller olarak ikiye ayırabiliriz. Doğuştan kazanılan rollere evlatı gösterebiliriz. Yani bir anne babanın çocuğu olmak, kardeş olmak, kız olmak, erkek olmak, bunlar doğuştan kazanılan rollerdir. Sonradan kazanılan rollerimiz, sınıf başkanı, okula gittikten sonra ancak bu rolü elde edebiliyoruz. Öğrenci temsilcisi, okul öğrenci temsilcisi olarak seçilebiliriz. Kaptan olarak, yani futbolda bir kaptan olarak seçilmemiz sonradan kazandığımız bir roldür. Ya da futbol maçında kaleci olmamız. Rollerimiz peki duruma göre değişebiliyor mu? Bir bakalım. Zaman içerisinde değişebilir. Örnek vereyim. Yıllar önce biz öğrenciyken bugün öğretmen olduk. Rollerimiz neymiş? Demek ki değişebiliyor. Gün içerisinde değişebiliyor. Örnek vereyim. Okulda öğretmensin, eve geliyorsun babasın ya da okulda öğrencisin, eve geliyorsun çocuk oluyorsun, evlat oluyorsun. Mekandan mekana değişebilir. Okulda öğrenci, evde kardeş, abi olabiliyorsun. Rollerimizin içerisinde bulunduğumuz gruba rollerimiz İçinde bulunduğumuz gruba veya kuruma göre değişebilir. Bu da doğrudur. Sonradan kazandığımız ve sosyal rollerimiz, sonradan kazandığımız sosyal rollerimiz zaman içerisinde değişebilir. Bugün diyelim ki Azat öğrencidir. 10 yıl sonra aldığı eğitimden sonra ne olabilir? Pilot olabilir. Demek ki Azat'ın rolleri değişebiliyor. Ayşe'nin rolü değişebiliyor. Ya da Ayşe bugün öğrencidir. 10 yıl sonra doktor olması Ayşe'nin rolünün değiştiğini gösteriyor. Bir kişi aynı grup içerisinde birden fazla role sahip olabilir. Örnek vereyim, Ayşe okulda ya da sınıfta öğrencidir. Aynı zamanda sınıf başkanıdır. Aynı zamanda kulüp başkanı da olabilir. Okulda öğrenci, sınıfta sınıf başkanı olması. Ali okulda ne olabilir? Ali okulda öğrenci olabilir. Evde evlat olabilir. Futbolda kaptan olabilir. Futbol kulübünde kaleci olabilir. Ya da oyuncu olabilir. Bildiğimiz gibi notlarımızı çevirip devam edeceğiz. Normal, spontane, doğal bir şekilde çekeceğiz. Böyle çok fazla bir profesyonellik beklemeyin. Ama anlama konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Ali okulda hangi rolü olabilir? Ailede, futbol takımda, sınıfta, oyun grubunda. Bunları size bırakıyorum. Mesela örnek vereyim. Okulda ne olabilir Ali? Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ali okulda öğrenci olabilir. Ailede bunları siz tamamlayacaksınız tabii. Bunları acaba okulda kendinizi Ali'nin yerine koyarak Ayşe, Furkan, Burak bunları doldurabiliriz. Şimdi rolü anladıktan sonra şu şekilde bir sorumuz olacak. Soruya baktığımızda aşağıdaki evin penceresini gösteren şekildeki gibi camlara evde sahip olunabilecek, bak evde sahip olunabilecek veya bulunan rollerin numaralarını pencerelere yazalım. Bir öğrencinin evde sahip olabileceği rolleri pencerelere yazmamız isteniyor. Evde, okulda değil, dışarıda değil, sadece evde sahip olunabilecek rolleri yazmamız lazım. Yanına tik de koyabiliriz. Baba olabilir mi? Baba olabilir. Biri yazabilir miyiz? Evet, yazabiliriz. Baba evde olur mu? Olur. Kasap olur mu? Hayır. Kardeşler
Bence olur. Sizce? 3. Olur. Okuldaki bir roldür. Müdür, evdeki bir roldür. Pardon kardeş. Müdür, okuldaki bir rol. Abi olabilir mi? Sanki olabilir sesi duyuyoruz. 5 olabilir. 6 takım kaptanı olabilir mi? Hayır. Evde bir futbol takımımız olmadığı için olamaz. Abla olabilir mi? Bence olabilir. 7'yi de yazalım. 8. Dede, evde bulunan bir rol mü? Evet. 8, 9. 9, pilot, evdeki bir rol mü? Hayır. Gemi kaptanı denizde, takım kaptanı okulda. Nine olabilir mi? Nine de olabilir. 12. Bunlar evde bulunabilecek ya da sahip olunabilecek roller olarak söyleyebiliriz. Penceremiz 1, 3, 5, 7, 8 ve 12 numaralı pencerelerimizi ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. İkinci bir sorumuz şu şekilde var. Tam olarak yansıtabilmemiz için şu şekilde olması gerekiyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Çocuklar, bu tarz sorular yapmamızın nedeni biraz klasik olan anlatım ve soruların dışına çıkabilmemizdir. Yani kitaptan sorumlu tutuluyoruz. Ancak karşımızda bursluluk, sınavlarda, testlerde çıkan bambaşka sorulardır. Olabildiğince farklı tarzdaki sorularla karşılaşırsak iyi olur. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Burayı okuduktan sonra şuradaki evdeki rollerimiz 1'den 8'e kadardır. Numaraları görüyorsunuz 1'den 8'e. Okuldaki rollerimiz 9'dan 16'ya kadardır. Sonradan kazanılan rollerimiz ise 17-24 arası. Görüyorsunuz 3. satırda 25-32 arası ise doğuştan gelen rollerimiz. Burada bizden istenen nedir peki? Aşağıdaki eşleştirmeleri hangisi doğrudur? 1'e bakalım. 1'den 8'e. 1'den 8'e neresidir? Evdeki rollerimiz. Anne yazmış 1. Doğru mu? Evet doğru. 2'ye bakalım. 7 yazmış. Baba. 7 ne ile ne arasındadır? 1 ile 8 arasındaki. Peki evdeki rollerimizden birisi sayılabilir mi? Baba. Evet sayılabilir. Baba diyoruz. 18'e bakıyoruz. 18 nerede olur? 17 ile 24 arasında. 18 sonradan kazanılan rol. Müdür. Sonradan kazanılan bir rol müdür? Evet. Önce müdür yardımcısı olursun. Ondan sonra sınavlara girip müdür olabilirsin. Sonradan kazanılan rollerimize örnektir. Sınıf başkanı 26. 25 ile 32 doğuştan gelen roller 26. Sınıf başkanı doğuştan gelen bir rol değildir. Sonradan kazanılan bir rol olduğu için yanlış diyoruz. Muhtar 23 numaralı seçeneğimiz 23 numara 17 ile 24 arası şurada 23 sonradan kazanılan bir roldür. Muhtarlık sonradan kazanılan bir roldür. Seçimlerle elde edilir. Yani anne karnında çıktığımızda hiçbirimiz muhtar olmayabilir. Tabii babanız size muhtar ismini vermemişse. Vermiş olsa bile sonradan kazanılıyor. Muhtar, öğretmen 15. 15'e bakalım. 9'da 16 okuldaki rollerimiz. Evet, öğretmen okuldaki bir roldür. Dede 8. 8 1 ile 3 1 ile 8 arası evdeki rollerimiz. 8 dede doğrudur. Öğrenci 10. 10 9'da 16 arasında bir sayı olduğu için okuldaki rollerimiz öğrenci doğrudur. Öğrenci okuldaki rollerimizden biridir. Takım kaptanı 18. 18 buraya bakıyoruz. Sonradan kazanılan bir rol müdür? Doğrudur. Herhangi bir futbol kulübünde oyun grubunda takım kaptanı seçilebiliyorsak sonradan kazanılan bir rol olarak değerlendirilebilir. Polis 3. 1 ile 8 arasında evdeki rollerimizden biri mi? Hayır. Sonradan kazanılan bir roldür. 7. Nine. Hepimizin ninesi vardır. Muhakkak vefat eden ya da hala yaşamını devam eden saygıdeğer ninelerimiz. 7 numara 1 ile 8 arasındadır. Evdeki rollerimizden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Abla. Abla 6 numaraya bakıyoruz. 6 şurada yer alıyor. 1 ile 8 arasındadır. Evdeki rollerimizden biri midir? Evet, evdeki bulunan rol. İlla biz abla olmamız gerekmiyor. Yani evde bulunan rollerden biri midir? Evet. Abi. Abimiz vardır veya yoktur ya da biz abiyiz. 32 numara. 32 doğuştan gelen roller. Abilik doğuştan gelen bir rol müdür? Hayır. Sonradan kazanılan bir roldür. Evdeki rollerimizden bir tanesidir. Tabii kardeşimiz olursa biz abi oluruz. Evdeki rollerimizden bir tanesidir. Gemi kaptanı 24. 24 sonradan kazanan bir rol müdür?
Evet, hiçbirimiz doğuştan gemi kaptanı olmuyoruz ya da evimizde kolay kolay bir gemi kaptanı bulunmuyor. O yüzden sonradan kazanılan bir roldür. Öğrenci temsilcisi 13 demişiz. 13'e bakalım. 13 burada. Burada ise 9 ile 16 arasında yer aldığı için okuldaki rollerimiz öğrenci temsilcisi okuldaki rollerden bir tanesi olarak kabul edilebilir. Berber 23. 23 sonradan kazanılan bir rol müdür? Evet, sonradan belirli eğitimler alarak sonradan kazandığımız bir rolümüzdür. Buradaki sayılara göre siz de eşleştirme ya da çıkarım yaparak bu sorulara bu tarz şekilde doğru cevap verebilirsiniz. Hepsini tek tek söyledik çocuklar. Evdeki rollerimiz bulunuyor. Okuldaki rollerimiz. Sonradan kazanılan bir de doğuştan kazanılan roller olabiliyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Dediğimiz gibi spontane, doğal bir çekim olacak. Hani böyle çok profesyonel bir şey beklemeyin bizden. Biz öğretmeniz, herhangi bir ekonomik amaç gütmeden öğrencilerimiz dersten kalıyor. Sağlık problemlerinden dolayı aylarca okula gelmeyen öğrencilerimiz vardır. İstediğimiz verimi alamıyoruz. O yüzden öğrenciler buradan bizi takip edebilir. Hak çok önemlidir. Birincisi hak yemememiz lazım. Bir de haklarımıza sahip çıkmamız lazım. Kimsenin hakkını çiğnemememiz lazım. Hak kişinin doğuştan veya sonradan elde ettiği yasaların belirlediği sınırlar içerisinde sahip olduğu kazanım veya bir şeyi yapabilme yetkisidir. Yani doğuştan elde ettiğimiz haklar olduğu gibi sonradan da elde edebiliyoruz. Bir şeyi isteme, yapabilme yetkisine biz ne diyoruz? Hak diyoruz. Haklarımıza bakacak olursak çeşitli haklar vardır. Belli başlı birkaç hakkı yazalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Haklarımız birincisi yaşama hakkı. Herkesin yaşama hakkı vardır. İkincisi sağlık hakkı. Üç barınma yani bir evde yaşama hakkı. Eğitim hakkı. Eğitim hakkı ücretsizdir biliyorsunuz. Fırsat imkan eşitliği bulunmaktadır. Eğitim öğretimden herkes yararlanabilir. Oyun eğlenme hakkımız vardır. Giyinme sosyal haklarımız bulunmaktadır. Bunların en temel hakkımız, bunların içerisine not, en temel hakkımız yaşama hakkıdır çocuklar. Eğer yaşama hakkı olmadığı zaman hiç diğer bütün hakların bir önemi kalmıyor. Hayatta olmadığımız için diğer haklardan faydalanamıyoruz. Sağlık hakkı hastanelerden, sağlık ocaklarından, yararlanma eczanelerden, barınma herhangi bir evde yaşama çatı altında bulunma. Eğitim hakkı devletin parasız olduğu eğitim hakkından, yararlanma bütün kademelerden. Oyun eğlenme hakkı bir çocuğun en doğal hakkı oyun ve eğlenme hakkıdır. Giyinme ve sosyal haklarımız bulunmaktadır. Şimdi hakkı anladıktan sonra sorumluluğa bir bakmamız gerekiyor. Sorumluluk kişinin grup veya kurum içerisinde üstlendiği rolün gereklerini aldığı görevi yerine getirmek. Bir grup içerisinde, sınıf içerisinde bulunmaktayız. Sınıf içerisinde aldığımız rol ya da öğretmenin bize verdiği görevi yerine getirmektir. Onu yerine getirebilmektir. Sorumluluklarımızı zamanında yerinde yapmamız gerekiyor. Geciktirmememiz lazım. Sorumluluklarımız evdeki sorumluluklar bir de okuldaki sorumluluklar diye ikiye ayırabiliriz. Çocuklar buradaki ders anlatımımız sınıftaki ders anlatımı gibi olacak. Hani böyle çok kasmaya gerek yok. Anlamadığınızda videoyu geri çekersiniz. Yazı çok güzel olmayabilir. Ancak sesimi dinlerseniz ruhunuza dersi işleyeceğim. Biliyorsunuz bizde her şey hakkıyla yapılıyor. Evdeki sorumluluklarımız, odamızı düzenlemek. Benim annem vardı. Gerçi bizim odamız yoktu öğrenci olduğumuzda. Şu anki öğrenciler çok şanslı. Odalarımız var. Bizim o dönemde aile çok kalabalık olduğu için oda diye kavram yoktu. Zaten herkes bir iki odada kalıyordu. Odamızı düzenlemek. Eğer odamız varsa, çalışma masamız varsa, o çalışma masasını ödevlerimizi yaptıktan sonra odamızı düzenlemek, çalışma masasını düzenlemek, yataklarımızı düzenlemek. Tabii biz bunu yapıyorduk ama nerede bunun en güzel örneğini gördük? Askere gittiğimizde çocuklar askerliğin temel birinci adımı yatak düzeltmek ve odayı düzeltmek olduğunu orada bize gösterdiler. Yani düzen yattığımız aslan yattığı yerden belli olur diyorlar ya. İlk önce siz aslansınız. Dişi veya erkek fark etmiyor. Odanızı düzenleyeceksiniz. Aslan yattığı yerden belli olur. Sen odanı düzenleyeceksin. Masanı düzenleyeceksin.
yaşam alanını, kalemliğini, çantanı, ders programını, odanı düzenlemek deyince sadece yatağı düşünmemek lazım. Yatak ayrı bir konu. Kalemliğini düzelteceksin, çalışma masanı düzenleyeceksin, çantanı düzenleyeceksin. Kısaca yaşadığın odanın tamamını düzenleyeceksin. Ödevlerimizi yapmak, öğrencilerle en çok problem yaşadığımız konulardan bir tanesi ödevlerimizi yapmak. Ödevleri zamanında yapmak çocuklar. Ödevleri zamanında yapmak önemli bir sorumluluktur. Hocam ben sorumluluğu yerine getiriyorum ama öğretmenin vermiş olduğu sorumluluğu 10 gün sonra yerine getirmek o sorumluluğun bir anlamı kalmıyor. Tamam mı? Zamanında istemek. Bu sefer ödevlerimiz birikiyor ve biz sorumluluğumuzu zamanında yerine getirmemiş oluyoruz. O yüzden evdeki sorumluluklarımızdan bir tane ödevimizi zamanında yapmak. Tabii sağlık problemimiz olmadığı sürece. Okul çantamızı düzenlemek söyledik. Evdeki 3 tane sorumluluğunu siz yazacaksınız. Bunları söyleyebilirsiniz. Herhangi sizin evde bulunduğunuz, çünkü öğrencilerin genel itibariyle sorumlulukları aynı olsa da aile yapıları, yaşamları farklı olduğu için farklı sorumluluklarınız olabilir. 3 tanesini de buraya siz yazarsınız. Buraya geldiğimizde çocuklar, okuldaki sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman hiçbir problem yaşamayız. Okula zamanında gelip zamanında derse gelmek. Şimdi okula zamanında çocuk geliyor ama zamanında derse girmediği zaman o sorumluluk yarım kalmış oluyor. Okula zamanında geleceksin ve zamanında derse gireceksin. Okula geliyor, ailenin bilgisi var ama derse giriyor. Bir yarım saat, 20 dakika derse geç kaldığı zaman sorumluluğun yerine getirmemiş oluyor. Okul ve sınıf kurallarına uymak. Bizim için ve öğrenciler için en önemli sorumluluklardan bir tanesi budur. Okul kurallarına uyacağız. Zamanında örnek vereyim, törenlere katılma. İstiklal Marşı törenine çocuk sınıfta 10 dakika 15 dakika oyalanmayacak. Zamanında toparlanacak, arkadaşlarıyla öğretmeniyle birlikte İstiklal Marşı'na gidecek. Sınıf kurallarına uymak. Örnek vereyim, çöpleri yere atmamak, çöp kutusuna atmak, parmak kaldırarak derse katılmak ve arkadaşlarını rahatsız etmemek gibi sınıf kurallarına uyum göstermek zorundadır. Arkadaşlarıyla iyi geçinip öğretmenini dinlemek de bizim okuldaki öğrenci olarak sorumluluklarımızdan bir tanesi olabilir. Şimdi bunların dışında sorumluluklarımızdan 3 tanesini de siz söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Belki de düşüncenizde vardır, söylemeyeceksiniz, sınavda yapacaksınız. O da bir seçenektir tabii. Öğrenci çok yapılı bir zihinsel yapıya sahip olabilir. Zorlamıyoruz. Aklınıza şu an gelmeyebilir, sonra da gelebilir. Ancak bu şu 3 sorumluluğu size bırakıyorum. Sayfamızı çevirelim. Çevirelim, biliyorsunuz. Bu notları ben yazıyorum. Çevreye karşı sorumluluklarımız. Çocuklar, şimdi birçok kitapta, denemede görüyorum. Evdeki sorumluluklarımız, okuldaki sorumluluklarımız. Evdeki sorumluluklarımız, okuldaki sorumluluklarımız. Bazı Türkiye geneli denemelerde çevreye karşı sorumluluklarımız da ortaya çıkabiliyor. Yani okul dışında yere çöp atmamak, bu bir sorumluluğumuzdur. Ancak çöpleri çöp kutusuna atmak. Hocam yere atmıyorum, işte ne bileyim, ağaçların üstüne bırakıyorum çöplerimizi. Yere atmıyor, doğrudur. Ama bu bir sorumluluğu yerine getirdiği anlamına gelmiyor. Doğru davranışı yapmamız lazım. Yere çöp atmamak, çöpleri çöp kutusuna atmak. Adam gidiyor piknik yapıyor, çöpünü yere atmıyor, denize atıyor. O zaman sorumluluğu yerine getirdi diyebilir miyiz? Hayır, kesinlikle. Buradaki yorumlarda açığı kapatmamız lazım. Yani sadece dersi anlattığımızda orada bir boşluk bırakmamamız lazım. Çünkü insanlar o boşluğu, her türlü çöpünü ağaca asar, çöpünü denize atar. Özellikle turistik yerlerde yere çöp atmıyor, atmıyoruz. Çöpleri çöp kutusuna atıyoruz. Doğayı korumak, ağaçları, hayvanların yaşam alanlarını kirletmemek, zarar vermemek, doğayı korumamız gerekiyor. Piknik yaparken ateşimizi söndürmek. Çocuklar, biliyorsunuz ülkemizdeki en büyük, daha çok Akdeniz iklim kuşağında, yani sıcak iklim kuşağında yaşayan insanlara en büyük problemlerinden bir tanesi orman yangınlarıdır. Ancak biz orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı olduğu için piknik yaparken ateşimizi söndürmemiz lazım. Kontrol etmemiz lazım. Gömmemiz lazım. Onun için çevreye karşı sorumluluklarımızdır. Orada hayvanlar yanabilir, ormanlar yanabilir. Sularımızı, deniz, göl, akarsu, nehirlerimizi
kirletmemek. En önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi budur. Tabii devlet olarak bunun denetlenmesi lazım. Sularımızı kirletmiyoruz. Çöplerimizi denize, göle, akarsulara akıtmıyoruz. Fabrika sularının göl, nehir, akarsulara akıtılmaması lazım. İlk önce bizim örnek olmamız lazım. Bir yerde çok güzel bir kitapta şöyle yazıyordu. Yanılmıyorsam kitabın adı küçük şeyleri, küçük ya da ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de küçük ve ufak şeyler diye. Orada adam arabasını hiç bilmediği, tanımadığı bir yerde durduruyor. Küçük çocuklarıyla yolun kenarında bulunan çöpleri toplayıp daha sonra götürüp çöp kutusuna atıyordu. Orada çocuklarına çevre bilinci kazandırıyordu. İnanılmaz derecede güzel gelmişti. Bazen ben de bunu yapıyorum. Yani bilmediğim, tanımadığım bir yerde insanlara atmış olduğu çöpleri çocuklarımla birlikte toplayıp onları çöp kutusuna attığımızda gerçekten doğayı koruyup temizlediğimiz için hem çocuklara örnek olabiliyoruz hem de mutlu oluyoruz. Şimdi çevreye karşı sorumluluklarımızı anlattıktan sonra bir sorumuz var. Yazılar küçük olabilir, dert etmeyin çocuklar. Siz sadece takip edin, sesimi dinleyin. Yazı güzel olmasa da kaliteler iyidir. Aşağıdaki şurada 1, 2, 3, 4, 5 bilardo topunu okuldaki sorumluluklarımızın bulunduğu seçeneklere atarsak elimizde kaç topumuz kalır? Yani her birini bir seçeneğe attığımızda kaç tane topumuz elimizde alır? Dikkat edin, okuldaki sorumluluklara çarpacaklar. Biri atalım ya da beşi attığımızda ödev yapmak. Ödev yapmak okuldaki sorumluluğumuz mu? Hayır, evde yapılacak. O zaman bu eksi. Odamızı toplamak evdeki sorumluluğumuz mu? Eksi. Sınıf kurallarına uymak okuldaki sorumluluğumuz mu? Artı. Topumuz buna gelir. 3 tane topumuz gitti. 1 tane topumuz gitti. Geriye kalan 4 topumuz var. Derse zamanında gitti. Geldik. Peki bilardo topumuz buraya gelir mi? Evet. Derse zamanında girmek. 2 topumuz gitti. Söz hakkı alarak dersi dinlemek. Dersi dinlemek ve katılmak. Söz hakkı alarak dersi dinlemek ve katılmak. Bilardo topumuzu 1, 2, 3 taneye, 3 tane bilardo topumuzu attığımızda geriye elimizde kaç tane topumuz kalıyor? Okuldaki sorumluluk, sınıf kurallarına uyma 1. Birinci topumuz gitti. İkinci topumuz derse zamanda girmek gitti. Üçüncü topumuz söz hakkı alarak dersi dinlemek ve katılmak. 3 tane topumuz gittiğine göre cevabımız 2 olacaktır. İkinci soruya baktığımızda şöyle. Aşağıdaki haklarımızın bulunduğu merdiveni tamamlamak için hangi hakları yazmamız lazım? Bu bir hak merdivenidir çocuklar. Hak merdiveni şu: merdivenin basamakları tamamlamak için barınma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı. Bir tane de ben yazayım. Ne olabilir mesela? Yaşama hakkı. Yaşama hakkı. Geriye kalan, yani en üst mertebeye çıkmamız için, öğrenci haklarını tamamlamamız için 3 tane hak daha yazmamız lazım. Hak merdiveni tamamlamamız için belli başlı haklar, her bir hak bir basamağı oluşturduğuna göre son 3 basamağı daha siz doldurabilirsiniz. Ne olabilir? Biraz düşünelim. Şöyle 1-2 dakika geçmeyeyim. Barınma hakkı, bir eve sahip olma. Bir ev içerisinde kirada yaşama ya da o eve sahip olma. Sağlık hakkı, bütün sağlık kuruluşlarından yararlanma, hastane, sağlık ocağı, eczane ve benzeri. Eğitim, ilk öğretim biliyorsunuz devlet tarafından sağlanıyor, ücretsiz ve parasızdır. Yararlanma, yüksek öğretim. Yaşama hakkı biliyorsunuz temel haklarımızın başında gelir. Yaşama olmadığı zaman bu merdiven olmaz zaten. Geri kalan 3 hakkımızı da siz çocuklar tamamlıyorsunuz. Artık biraz daha düşünmenin zamanı geldiğini size hatırlatayım. 3 tane hakkımız, acaba kim söyleyecek bakalım. Şu merdivende şu hakları tamamlayan 1, 2, 3 merdivende yukarı çıkma hakkını kazanıyor. Yani kendini kurtaracak. Şu merdiveni tamamlayan öğrenci hak ve sorumluluklardan,
hak konusunu anlamış olacak ve bir üst konuya geçmeye hak kazanmış olacak. Yani merdivenimizi unutmamamız lazım. Eğer merdiveni tamamlayamıyorsan konuyu anlamamışsındır. Mesleki rol. Mesleki rol. Şimdi sıra şuraya geldi. Mesleki rol, içinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranış ve kurallara uygun hareket etmektedir. Mesleki rol, içinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranış veya kurallara uygun hareket etmektedir. Örnek vereyim. Bugün ben bir öğretmenim. Öğretmenim. Mesleki rolü öğretmen. Sorumluluğu eğitim, öğretim. Beklenti, örnek, insan. Meslek rolü polis diyelim. Sorumluluğu güvenlik. Örnek insan, beklenti, örnek insan, polis güvenliği sağlar, ülkenin güvenliğini sağlar. Hakim savcıyı örnek verebiliriz. Hakim savcı, sorumluluğu adalet, beklentisi suçluları cezalandırma, yasa anayasa çerçevesinde değerlendirme olarak söyleyebiliriz. Meslek rolü içinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranış ve kurallara uygun hareket etme. Yani siz bugün bir pilotsanız uçağı Mardin'den Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a o mesleğin gerektirdiği davranış, yani pilotluğa göre hareket etmeniz gerekiyor. Canınızın istediğini yapamazsınız. Öğretmenseniz ona göre, polisseniz ona göre, doktorsanız ona göre, ülkenin, yasanın, anayasanın belirlemiş olduğu grubun gerektirdiği davranış ve kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Kültürümüz ile yaşıyor ve gelişiyoruz. Şimdi başta kültürün ne olduğunu bilmemiz lazım. Kültürler birbirinden farklıdır. Kültür, insanların üretmiş olduğu, tabii bunu ileride göreceğiz. İnsanların üretmiş olduğu maddi, manevi her şeye kültür diyoruz. Mimarisinden tutun tarihine kadar, diline kadar, örfüne, adetine kadar biz ne diyoruz? Kültür diyoruz. Kültürümüzü oluşturan unsurlar. Dilimiz, tarihimiz, dinimiz, vatanımız, bayrağımız, örfümüz, geleneklerimiz, sanatımız, milletimiz, törenlerimiz gibi. Şimdi baştan bunları tek tek ele aldığımızda kültürümüzü oluşturan unsurlar, dilimiz. Dilimiz Türk dilidir biliyorsunuz. Türkçe konuşuyor. 1928'deki harf inkılabından sonra Latin harflerini kullanıyoruz ve Türk diline sahip çıkmaya çalışıyor. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Mesela 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurmuşuz ve dilimizin sahip çıkan bir kuruluş olarak devam ediyor. Dilimize, Türk diline sahip çıkmamız gerekiyor. Tarihimiz Türk tarihidir. Tarih nedir peki çocuklar? Geçmişte yaşanmış bir olayın yer ve zaman, sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı olarak söyleyebiliriz. Tarihimiz bunun için önemlidir. Türk tarihi, Orta Asya tarihi, işte 5. sınıfta gördüğümüz Anadolu Mezopotamya uygarlıkları tarihi. Örnek vereyim, Asurlar, Sümerler, Babiller ne zaman kurulmuş, nerede kurulmuş? Hani biz diyorduk işte yazı Sümerlerden, Sümerler buldu ama Anadolu'ya getiren Asurlardır. İşte bunu inceleyen belgelere peki yazının Anadolu'ya getirildiğine dair kanıtı nereden buluyoruz? Asurların Anadolu'ya getirmiş olduğu kil tabletlerden öğreniyoruz. Tarihimiz böyledir. Türk tarihine sahip çıkacağız. Dinimiz İslamiyet. Müslümanız. Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti. Bayrağımız Ay Yıldızlı Al Bayrak. Bayramlarımız tabii bu da kültürü oluşturuyor. Ramazan bayramında oruç tutarız. Kurban bayramında kurban keseriz. Onun dışında Nevruz bayramı var. Hıdır Ellez bayramı var. Bunun gibi mevsimlik bayramlar da bulunmaktadır. Kültürümüzü şu şekilde, örfümüz, örnek vereyim. İslamiyet, hani biz dediğimiz kültürü oluşturan unsurlardan Müslümanız. İslamiyet'te örfümüze göre içki içmek haramdır, içilmiyor. Geleneklerimiz, örnek vereyim, düğünlere de kına yakma. İşte eskiden tabii gelenek görenekler değişebiliyor. Eskiden atla getirilirdi. Bu sefer günümüzde ise arabalarla gibi farklı geleneklere örnek verebiliyorsunuz. Sanatımız Ebru sanatı. Ebru sanatı
Nasıl oluyordu? Ebru sanatı suyun üzerine boyalar damlatılarak kağıt A4 kağıdı ya da herhangi bir kağıdı yapıştırıp oradaki desenlerin kağıda geçmesini ne yapıyorduk? Sağlıyorduk. Şimdi milletimiz, Türk milleti, törenlerimiz, Cumhuriyet Bayramı, ondan sonra 19 Mayıs gibi törenlerimiz olabiliyor. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler kültürümüzü oluşturan unsurlardır. Bunların dışında şiirlerimiz, türkülerimiz, bayramlarımız, gelenek göreneklerimiz, çocuklar kıyafetlerimiz de kültürümüzün bir parçasıdır. Bugün Arabistan'da ne yapıyor? Bir yere gittiğinde kendi kıyafetleriyle gidiyor. İskoç erkekleri etek giyiyor. Türk erkekleri ona göre giyiniyor. Yani insanların kıyafetleri bile nereli oldukları, hangi kültürde yaşadıkları belli ediyor. Buradaki söylenmeyen ya da dile getirilmeyen bir şey ise yemeklerimizdir. Yemeklerimiz, örnek Çinliler değişik değişik yemekler yiyor ama bize gelince içli köftedir, işte bulgur pilavıdır, ne bileyim aklınıza etli yemeklerdir. Yemekler bile bizim kültürümüze aittir. Ama Çin kültürünü açmayalım. Onların kendilerine ait bir kültürü bulunmaktadır. Onların yemekleri farklıdır. Bizim yemeklerimiz farklıdır. Örnek verin, pizza İtalyanlara aittir. Bize ait de çok fazla yemek bulunuyor. Kısaca şöyle demek istiyorum. Her kültürün birbirinden farklı özellikleri vardır ve o özellikler o kültürü oluşturur. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki kültürü oluşturan unsurlardan hangisini çıkarırsanız kültürde bir değişme veya bozulma olmaz. Yani bir kültürü bozmak istediğinizde ya da değiştirmek istediğinizde hangisini çıkarırsanız bozulmaz. Dil çıkarırsanız bozulur. Kültürün temel taşlarıdır. Tarih öyledir. Örf öyledir. Bayrak olmazsa olmazdır. Millet olmazsa olmazdır. Sanat kültürün temel taşlarıdır. Bayramlar evet ama gökyüzü bütün dünyaya aittir. Gökyüzü bir kültüre ait değildir. Evrene aittir. O yüzden cevabımız gökyüzü diyoruz. Şimdi dediğimiz gibi kültür insanların üretmiş olduğu maddi manevi her şeydir. Maddi manevi her şeydir. Örnek verin maddiye Ayasofya diyoruz. Diyarbakır surları diyoruz. Zerzevan Kalesi diyoruz. Balıklı Göl diyoruz. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Maddi kültür. Manevi kültürlerimiz, bayramlarımız, örflerimiz, geleneklerimiz bunlar maneviye giriyor. Milli kültür bir toplumu diğer toplumdan ayıran yaşama biçimine, tarzına, kültürüne milli kültür diyoruz. Yani bizi Çinlilerden, bizi İtalyanlardan, bizi Avrupalılardan ayıran kültüre biz ne diyoruz? Milli kültür. Bize ait olan kültürdür. Başkasına ait değildir. Biz bu kültürün içerisinde yaşıyoruz. Biz bu kültüre ne yapacağız? Sahip çıkacağız. Ön yargıları tanıyorum. Şimdi ön yargıya bir bakacağız. Ön yargı nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl baş edebiliriz gibi bir ders havasında konuşacağız. Böyle spontane, daha çok doğal. İlla şu olacak diye. Keşke bir öğrenci olsa da burada onu kaldırabilseydik. O da biraz değişik olurdu. Her soruya o cevap vermiş olurdu. Öğrencilerimizle büyük problem, bir su içeyim çocuğa. Öğrencileri ne yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi. 10 defa da kaldırsan gene kalkmak istiyor. Elimden geldikçe herkesi kaldırırım ama olmuyor. Ön yargı bir olay, durum veya kişi hakkında yeterli bilgi veya belgeye sahip olmadan olumlu veya olumsuz yargı peşin hükümlü olup bir karara varmak. Şimdi buradaki ön yargılı olmak illa olumsuz olmasına gerekmiyor. Olumlu da olabilir. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Cinayet işleniyor. Katil, masum biri çıkabiliyor. Ama siz katil bulunmadan, olay açıklanmadan önce o kişi malum, mülayim, kimsesiz, hiç kimseye, kuşa bile zararı dokunmayan biri olarak gördüğümüzde ancak olaylar çözüldüğünde, polis olayı aydınlattığında katil olabiliyor, hırsız olabiliyor. Demek ki o kişi hakkında ön yargılı bir yargı yapmışız, bir karar vermişiz. Aslında suçlu olması gerekirken biz ne yapmışız? Yanılmışız. Bir peşin hüküm, aceleci davranmışız ve onu suçsuz kabul etmişiz. Aslında bu öyle değil.
ön yargı karar vermektir. Olumsuz da olabilir. Sınıfımıza yeni bir gelen bir öğrenci oluyor. Biz ne diyoruz? Onun hakkında olumsuz bir karara varıyoruz. Bunun daha önce bir örnek vermiştik bununla ilgili 5. sınıfta. Diyarbakır'da bir yerde çalışırken bir öğrenci gelmişti sınıfa. Üstü başı perişan haldeydi. Bütün öğrenciler dalga geçiyordu. Tabii onlara biraz ön yargılıydı. İşte hocam böyle, işte derse katılmıyor, şöyle yapmıyor, ödev yapmıyor gibi tarzda konuşmalar olmuştu. Ancak herkes bu öğrencinin tembel olduğunu, derse katılmayacağını, yetersiz olduğunu söylerken deneme olduğunda bütün öğrencilere fark atıp birinci olduğunda bütün öğrenciler ön yargılı olduğunu gördü. Peşin hükümlü olmaktır. Şimdi ön yargının sebepleri. Ön yargının sebepleri biraz farklı yazmak istedik. Ön yargının sebepleri şu şekildedir. Siz nasıl bu yazıyı tersten okuyabiliyorsanız, okuyamıyorsanız ön yargı da aynı bu şekildedir. Empati kuramamak nedenleri. Empati kuramıyorsun, okuyamıyorsun. Aynı şekilde farklılıklara saygı duymuyoruz. Farklılıklara saygılı olmuyoruz. Ne diyoruz? Birini tanımamak. Bak ben bile bazen zor okuyabiliyorum. Empati kurmamak, farklılıklara saygılı olmamak, birbirini tanımıyoruz. Aynen ön yargı da şu şekilde ters yazılmış bir yazı gibidir ön yargı. Aslında yanlış karar verebiliyoruz, yanlış okuyabiliyoruz, yanlış değerlendirebiliyoruz. Yeterli bilgiye sahip olmamak ve o kişi hakkında yargıda bulunmak. Mesela bu şu şekilde, eğer ön yargıyı işlememiş olsaydık, bu konunun ön yargı olduğunu bilmeseydiniz ve ben bu şekilde yazı yazsaydım, siz derdiniz ki Erdal Hoca yazı yazmayı bilmiyor, yanlış yapmıştır, şöyle yapmıştır, böyle. Ancak ön yargının sebeplerini bu şekilde yazmam, öğrencilerin ön yargının ne demek olduğunu daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Eğer ön yargı konusunu işlemeden bu şekilde size bir yazı yazıp verseydim, hoca nasıl yazı yazmayı bilmiyor, ters yazıyor gibi çeşitli kararlara varırdınız. Bu da bir ön yargı olurdu. Onun için bunu tersten yazma gereği duydum. Ön yargının çeşitlerine baktığımızda ve sonuçlarına, cinsiyet ayrımcılığı. Mesela örnek vereyim, sınıfta hocam ben kızla oturmak istemiyorum, kızlar böyledir, erkekler böyledir dediğimiz zaman öğrenciler arasında uzun süre, yıllar boyu oluşacak arkadaşlık bozuluğu, birbirinden nefret etme durumları olur. Yani o öğrenci o kızdan, o kız o erkekten rahatsız olabilir. Kız kızdan, erkek erkekten rahatsız ne olabilir? Olabiliyor. Kültür farklılığına geldiğimizde kültür farklılığı olabilir. Toplumsal bozulma, ayrışma, birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar olduğu zaman kültür farklılığı olabilir. Sosyal ekonomik yapı, toplumsal çatışma. Tabii ön yargının nedenlerinden bir tanesi toplumsal çatışmaya da neden olabilir. Ekonomik uçurumlar da olabilir. Ön yargıyı azaltmak için empati kurmamız lazım. Bakalım. İletişim, toplumsal temas, hoşgörüyü arttırmamız gerekir. Empati nedir? Empati, bir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak nesnel gerçekliğini kaybetmeden o kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. İletişim, toplumsal temas, birbirleriyle temas halinde olmamız lazım. Birbirimizle iletişim kurmamız lazım. İletişim konusunu anlatmıyorum. İletişim konusunu zaten 7. sınıfta anlatacağız. Hoşgörüyü arttırmamız lazım. Birbirimize saygı duymamız lazım. Bakın çocuklar, Osmanlı'nın fetret döneminde 1402'den başlayıp 1413 yılına kadar padişahsızlık olan dönemine fetret dönemi diyoruz. Fetret döneminde Balkanlarda hiçbir ayaklanma olmamıştır. Niye? Hristiyan olmalarına rağmen, Müslümanlar da vardı tabii, Hristiyan toplum da vardı. Ancak hiçbir şekilde Osmanlı'ya karşı gelmemişler. Neden? Çünkü Osmanlı'nın hoş görüşünden kaynaklanıyor. Hoşgörülü olmamız lazım, hoşgörüşlü olmamız lazım. Avrupa'da Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı saldırılar. Bu neye örnektir? Ön yargıya örnektir. Siyah denli, mesela zenci deniliyor insanlara yapılan ırkçı saldırı. İşte siyahtır, zencidir denildiği zaman ön yargılıdır. Önce onu tanımamız lazım. Bununla ilgili çok güzel bir
Reklam filmi vardı. Bir gün böbrek nakli olması gereken bir çocuğa birisi böbrek veriyordu. Ancak anne babası hastaneye gittiğinde siyah tenli insan çocukla oynamaya başlıyor ve anne baba onu hemen korumaya çalışıyor. Sanki korkunç biriymiş gibi. Sonra doktor onları çağırıyor ve çocuklarının hayatını kurtaracak kişinin o olduğunu duyunca çok utanıyorlar. Ön yargılı olmamamız lazım. Empatiye tekrar bakalım. Kişinin kendisi başkasının yerine koyarak nesnel gerçekliğini koruyarak karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması. Çocuklar, buradaki önemli olan nesnel gerçekliğimizi kaybetmemek. Eğer zaten onun gibi duygu düşüncelerini onun gibi düşünürsek ondan bir farkımız olmaz. Ondan bir farkımızımız olması için, farkımızın olması için ve onu anlayabilmemiz için kendimizi kaybetmememiz. Arkadaşınızı alıyoruz. O zaman üzülüyorsun. Demek ki hoş olmayan bir şey yaşadın. Nesnel gerçekliğini kaybetmiyorsun. Ama kalkıp arkadaşınızla birlikte duruma ağlarsanız ne olur? Gerçekliğinizi kaybetmiş olursunuz. Az kaldı. Sabredin. Sosyal yardımlaşma veya danışma. İnsanları birlik biraz sallanıyor. Normaldir. İdare edin çocuklar. Işığımız da biraz azaldı sanki. Sosyal yardımlaşma ve danışma, insanların birlik beraberlik içerisinde yaşaması için duygu, düşünce ve ortak değer çerçevesinde hareket etmesidir. Duygu, düşünce, ortak değer. Maddi yardımlaşma, manevi yardımlaşma. Maddi deyince hemen hepimiz para, eşya geliyor. Ne oldu? Yeni bir insan geldi köye, şehre. Örnek vereyim. Özellikle bu deprem sürecinde insanlara Nusaybin'e mesela 1000 aileden fazla kişiye ev verildi. Maddi destek sağlandı ve eşya verilmeye çalıştı. Burada bir yardımlaşma, dayanışma örneği ülkemizde gördük. Şehrimizde, ilçemizde gördük. Bütün ülke bir olup maddi ve manevi yardımda bulundu. Selam vermek, zor durumda birinin yanında olmak, manevi yardımlaşma. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa bile deprem döneminde birine sarılmak, selam vermek manevi yardımlaşmaya örnektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi, iletişimi artırmak, birbirimizle konuşmayı artırmamız lazım. Birlik beraberliği sağlamamız. Bunun en güzel örneği ülkemiz verdi. Birlik beraberlik deprem döneminde, orman yangınlarında bunu görüyoruz. Huzuru sağlar. Huzuru sağlamamız lazım ve yardımlaşma olduğunda mutlu oluruz. Toplumsal güven ve refahı sağlar. İnsanlar birbirine güvenir. Refah maddi anlamda, yaşam biçimleri anlamında bir iyileşme olur. İnsan ilişkilerini güçlendirir. Yani insanların birbirine güvenliği, yardımlaşmayı, hoşgörülü olmayı, sevmeyi öğretir. Toplumsal yardımlaşma ve danışmayı artıran sivil toplum kuruluşları. Şimdi STK'lara bakmamız lazım. Devletin eksik kaldığı ya da yetişemediği durumlarda sivil toplum kuruluşları devreye girer ve bu sivil toplum kuruluşları ne yapar? Bazı durumlarda kendi alanları ile ilgili çalışmalar yapar. Eskiden tarihte Osmanlı'da bunlar vakıflar yapardı. Kızılay'a baktığımızda, Kızılay'ın tabii ilk ismi Hilal-i Ahmer'dir. Ondan önceki ismi bir yerde okumuştum. Mecrui'ni Mardai Askeriye İmdat ve Muavenat Cemiyeti, Arapça ismiyle. Hilal-i Ahmer'di. Daha sonra değişiyor, günümüzde Kızılay olarak gelmiştir. Depremlerde, afet bölgelerinde yardım, yemek, mobil mutfaklar kuruluyor, çadırlar kuruluyor. Kan verme, özellikle hastalara deprem döneminde çok fazla gördüğümüz gibi kana ihtiyaç vardı. TEGEV, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, bu vakfın bir üyesiydim bir ara. Eğitime yardımcı olur. Çocukların iyileştirilmesi, geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur. Gezici okullar yapar, ateşilikler yapar. Yani gezici ateşilik diyebileceğimiz, mobil eğitim diyebileceğimiz eğitim destek evleri var. Diyarbakır'da vardı eskiden, bilmiyorum, orada da çalışmıştım. TEV, Türk Eğitim Vakfı, maddi zorluk çeken öğrencilere yardım eder. Yani problem yaşayan, maddi durumu olmayan insanlar, çocuklara yardımcı olur. LÖSEV, Lösemili Çocuklar Vakfı, kan kanseri olan çocuklara yardımcı olur. Mehmetçik Vakfı, şehit olan Mehmetçiklere Allah rahmet diliyoruz.
Onların aileleri bakmakla yükümlü olduğu gazi yakınlarına yardımcı olur. Darül Aceze. Şimdi çocuklar, şimdi en çok karıştırılan Darül Aceze ile Darül Şafaka. Biz bir çocuğa şefkat gösteririz. Darül Aceze ise aceze, aciz duruma düşen yaşlara yardım eder. Darül Aceze yaşlara yardımcı olur. Darül Şafaka da şefkate muhtaç olan yoksul yetim çocuklara yardım eder. Eğitim hayatında yardımcı olur. Bu ikisini çok karıştırıyoruz. Darül Aceze aciz, yani aciz diyoruz. Kendine bakamayan, aciz derken kötü anlamda lanse etmeyelim. Kendine bakamaz duruma gelen yaşlara yardımcı olur. Tema Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olarak geçiyor. Darül Şafaka'da ise yoksul, yetim çocuklara yardım ediyor. Dediğimiz gibi şefkat gösterme. Sivil toplum kuruluşları STK devletin eksik kaldığı durumlarda insanların bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü kuruluşlara denir. Eski Türklerde vakıf diyebiliriz. Yani vakıflar, hatta Osmanlı çok ilginçti. Hayvanlar için bile vakıf vardı. Leylekler için de, köpekler için de vakıf bulunmaktaydı. Günümüzde de tabii insanlara yönelik vakıflar çoktur ama hayvanlara yönelik vakıfların da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Son bir sayfamız. Şimdi yardımlaşma, dayanışma deyince ben bir köy çocuğu olarak İMC. Ben İMC'nin ne olduğunu bilmiyordum. Ancak eski köy evlerinde, kırsal bölgelerinde, kerpiç evlerin tamirat ve tadilatında bütün köylüler bir araya gelir. O evi onarırlar, yardımcı olurlar. Özellikle yaşlı kişiler Ekim zamanında yıllarca biz tabii insanlar göç, köylerden göç başlayınca kırsal bölgelerden İMC usulü biraz azaldı. İnsanlar bireyselip yalnızlaştı, uzaklaştı. Ama eskiden öyle değildi. İMC vardı. Köyde kimin, kırsalda kimin neye ihtiyacı vardıysa parasız olarak birbirlerine yardım ederdi. Herhangi bir karşılık duymadan. Eğer o evin maddi durumu iyi değilse öğlene kadar çalışılıp orada yemek yenmez, eve gelip yemek yenip tekrar giderdik. Kırsal kesimde özellikle köylerde işlerin ortaklaşa, yardımlaşma, dayanışma içinde birlikte yapılmasıdır. Örnek, hasta olan ve ekim işlerini yapmayan, bunu çok gördük çocuklar. Yani inanılmaz derecede, ancak hem yaşadığım için bu olayı biliyorum. Hasta olan ve ekim işlerini yapmayan Ali amca tüm köy halkının bir araya gelerek Ali amcanın arazisini ekmesidir. Bir videosu vardı, batıda da vardı, Avrupa'da. Yaşlı bir çift arazisini sürmüyor. Bizim köylerde de böyledir. Ve kış ayları yaklaşmaktadır. Ekinlerin sonuna doğru gelinmektedir. Artık buğdayların ekilmesi gerekiyor. Ve yaşlı çiftimiz hiçbir şekilde bu ekinleri ekememektedir. Köylülere de haber vermemektedir. Onurlarından dolayı daha sonra köy halkı bunu duyar ve yüzlerce traktörle arazileri sürerler ve yaşlı çiftimizin ekinini ekmiş olurlar. Bundan daha güzel bir şey yoktur. Yardımlaşma ve danışma, evlerin onarımı, hayvan bakımları, ondan sonra ulaşımla ilgili köy kırsal yolları bozulduğunda, belediye yetişmediğinde köylüler bir araya gelip o yolu tamir etmek için ellerinden geleni yapar. Kırsal bölgelerde su tesisatı patladığında, örnek vereyim, o su tesisatın tamir edilmesi için bile İMC usulü 5-10 kişi bir araya gelip bunu tamir edebiliyorsa biz buna İMC, yardımlaşma, dayanışma diye biliyoruz. Sorunların çözümünü biliyorum. Bakalım bilebiliyor muyuz? Sorunlarla karşılaştığımızda çeşitli hak, sorumluluk ve özgürlüklerimizin olduğunu bilmemiz lazım. Örnek vereyim, dilekçe hakkıyla herhangi bir problem yaşadığımızda zaten dilek dileme anlamında mahallemizde su sıkıntısı vardır, yapılmıyor. Biz bir dilekçeyle belediyeye başvurabiliriz, Marsu'ya başvurabiliriz ve bu sorunun çözümü için onlardan yardım talep edebiliriz. Oy kullanma, oy kullanabiliriz. Oy kullanma, seçme, seçimlere katılma hakkımız vardır. Yaşımız 18'e geldiğinde, yani oy kullanma yaşına geldiğimizde çeşitli haklarımız vardır. Seçme, seçilme, yaşama hakkımız vardır. En temel hakkımız. Sağlık hakkımız vardır. Sağlık hakkı, bütün sağlık kuruluşlarından yararlanabiliriz. Sorumluluklarımız vardır. Başımıza buyruk hareket edemeyiz. Biz bir ülkede yaşıyoruz. Yasa ve anayasalarla belirlenmiş kurallar vardır. Toplumsal kurallar vardır. Örf ve adetler vardır. Ve bunlara bağlı olarak sorumluluklarımız vardır. Ödevlerini yapmak, trafik kurallarına uymak. Ülkemizde yayalar ve sürücüler sorumluluklarını yerine getirmedikleri için
Yılda binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Eğer trafik kurallarına uysaydık bu kadar can kaybının yaşanacağını düşünmüyordum. Tabii kaderleri gelmiştir ama Allah anayasa ve yasalar kırmızı ışıkta geç demez. Özgürlüklerimiz vardır. Örnek vereyim, gezmek. Din vicdan özgürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti laikliğin bir göstergesidir. Din ve vicdan hürriyeti tanıyor. Hristiyan örnek. Bunun en güzel örneği Mardin'dir. Camiler ve kiliseler yan yana. Daha güzelini anlatayım. Nusaybin'e geldiğinizde Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisi'nin arasında din vicdan özgürlüğü diyoruz ya. Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesi'nin arasında sadece bir duvar vardır. Ve isteyen ibadetini istediği yerde yapabilir. Hiç kimse niye camiye gidiyorsun ya da kiliseye gidiyorsun denilmez. Bu aslında hem hoşgörünün hem de din vicdan özgürlüğünün en güzel örneğidir. Haberleşme özgürlüğü vardır, düşünce özgürlüğü vardır. Çocuk haklarını koruyan uluslararası kuruluşlar. Çocukları bunları 5. sınıfta da anlattık. Kısaca anlatıp geçeceğiz. Yani sesim geliyor ve istediğinizde yavaş bir şekilde de tekrar edebilirsiniz. Yani muhteşem bir şey beklemeyin. Sadece derse gelmeyen aksiyon öğrencilerimiz için video çekiyoruz. Hocam ben anlamıyorum, sizden dinleyince daha iyi anlıyorum dediğiniz için kayıt altına alıyoruz. Sanal ortama da atacağız. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dünyada bulunan çocuklar haklarını korumaya yönelik dair sözleşmedir. Peki buna uyuluyor mu? Uyulan kısımları vardır ama uyulmayan kısımları vardır. Bugün Afrika'da milyonlarca çocuk açlıktan hayatını kaybediyor. Demek ki Birleşmiş Milletler yapıyor bazı şeyleri ama bütün dünyaya yetişemiyor. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, uluslararası yardım fonu olarak değerlendirebiliriz. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olarak söyleyebiliriz. Dünyadaki kimsesiz, yetim, zor durumda olan çocuklara yardımcı olur. Örnek vereyim, savaşın olduğu Ukrayna, Suriye gibi yerlerde kaçan, zor durumda kalan, ailelerini kaybeden çocuklara yardımcı olmaya çalışır. Haklarımız engellendiği durumlarda ne yapabiliriz? Yani ben bir çocuğum, ben bir kişiyim, ben bir bireyim. Bir, dilekçeyle başvurarak hakkımı arayabilirim. Bilgi edinme hakkımı kullanarak hak arayabilirim. Telefonla şikayet ederek CİMER'e, BİMER, tabi BİBER kapardı da CİMER'i arayarak, çeşitli yetkili kurumları arayarak ne yapabilirim? Hakkımı arayabilirim. CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak hakkımı arayabilirim. E-Devlet üzerinde gerekli kurumlara başvurabilirim, bilgi edinebilirim. Şimdi çocuklar bunlarla ilgili bazı numaralar vardır. Biliyorsunuz bütün numaralar 112'yi arayarak bütün kurumlara ulaşabiliyorsunuz. Sizi yönlendiriyorlar ama gene de birkaç tanesini söyleyelim. Tüketici danışma hattı 175. Özellikle ben her derste bu konuları işlediğimde öğrencilere hak ve sorumlularla ilgili bazı şeyleri anlattığınızda şunlara dikkat etmelerini istiyorum. Bir, aldığınız ne olursa olsun, ne olursa olsun son kullanma tarihine bakıyoruz. Eğer bir defa mahsusa o kantinde olmaz da dışarıda mahalle aralarında olur uyarırız. Ben kaç defa söyledim. Belediyeye söyleriz, sabıtaya söyleriz. Tüketici danışma hattı 175'i ararız. Özellikle öğrencilerimizin son kullanma tarihine dikkat etmemiz lazım. Bazıların üzerine farklı tarih yazılıyor. Tarihi yoksa almıyoruz. Tarihi, son kullanma tarihi yoksa almıyoruz. Son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Ambalajın açık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunlar çok önemli çocuklar. Rastgele gidip alıp gidiyoruz. Bununla ilgili problem yaşıyoruz. MEB iletişim hattı 147. 147 MEB ile ilgili her türlü konuya ulaşabilirsiniz. RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurumu. Özellikle çocuklara uygun olmayan programlar çıktığında 178'i arayabilirsiniz. 178 diyor. RTÜK'ün numarasına her türlü ulaşabilir ve arayabilirsiniz. Radyo Televizyon Üst Kurulu 112'yi arayarak bütün numaralara ve kurumlara ulaşabilirsiniz. Birey ve toplum konusunu bu şekilde bitirmiş olalım. Anlamadığınız bir şey varsa zaten derste sorabilirsiniz çocuklar. Bütün üniteleri bu sene bu şekilde çekip atmayı düşünüyorum. İnşallah daha sağlıklı olur. Hak, sorumluluk, rol, kurum bunları göreceğiz. Grup içerisinde değişen rollerimizi göreceğiz. İnşallah bu sene güzel bir sene olacak. Birlikte muhteşem şeyler yapmaya, projeleri yapmayı düşünüyoruz. Elimizden geldikçe size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derslerimize çalışıyoruz. Gelecekte iyi bir öğrenci, bir evlat,
bir baba, öğretmen, polis, savcı, avukat, ülkene faydalı bir birey olman için çalışmamız lazım. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Derslerine zamanında çalışmamız lazım. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Onlar yapmıyor, ben de yapmayacağım demeyeceğiz. Onlar çalışmıyorsa da çalışacağız. Onlar çalışırsa da çalışacağız. Her türlü biz görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Çünkü ailemizin bizden bir beklentisi var. Öğretmenimizin bizden bir beklentisi var. Okulumuzun bizden bir beklentisi var. Ülkemizin bizden bir beklentisi var. Onun için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. İnşallah ikinci videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.